Merhaba sevgili Baby Joy radyo dinleyicileri. Bugün yine hamilelik değişimleriyle ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Evet, artık eminsiniz, hamile kaldınız, çok neşelisiniz, bir bebek bekliyorsunuz. Şimdiden bin türlü tasarım yapıyorsunuz. Bebeğinizin giyeceklerini, odasını düşünüyorsunuz ve onu kollarınızın arasında görüyor ve yüreğiniz sevinçle doluyor. O sizin içinizde yaşıyor. Biliyor musunuz, Çinliler çocuğun yaşını annesinin karnında oluşmaya başladığı tarihten saymaya başlarlar. Doğumdan 2 ay sonra bir çocuk 11 aylık onlar için. Yani kanunen bir çocuk ancak doğumdan sonra canlı sayılır. Bu andan başlayarak sizin bakımınıza ihtiyacı vardır. 9 ay içinde hamilelik boyunca da en çok size bağlı, belki de en fazla size bağlı olduğu zaman bu zamandır. Hamileyken vücudunuzun size verdiği mesajlara da dikkat etmelisiniz. Zorlandığınız iş ve hareketleri yapmaya çalışmayınız. Ani uzanmalar ve dönüşler tehlikeli olabilir. Ama kontrollü yapılan uzanma ve gerinme ve esneme egzersizleri kaslarınıza daha çok oksijen gelmesini sağlar. Ve kaslarınızı güçlendirip rahatlamanıza yardımcı olur. Çünkü anne adayları bazen böyle bir gerinmek istiyorlar ama hep endişe duyuyorlar. Acaba hani bebeğe bir zarar verir miyim diye. Hamile kalan bir kadın regl atlamadan önce göğüs dokusundaki değişiklik, ağrı, hacim artışı, hassasiyet nedeniyle acaba mı diye düşünür. Durumu biraz tahmin edebilir. Sonra ise regli gecikmiştir. İşte bir test yapılır. Böylece o tarihte yapılan test hayatınızın en önemli tarihi olur. Ve ondan sonra da doktor kontrolüne gidilir. Doktorun embriyoyu tespit eden bir hormonun bakılmasını ister kanınızda, BHCG. Ve işte bu teste pozitif gelmişse, hamilelik değerleri veriyor ise hamile olduğunuz kesinlik kazanır. Tabii ki ondan sonra kontrollerinize gidiyor. Diyorsunuz, işte bebeğinizin kesesini bakıyor, daha sonra kalp atışlarını görüyor ve kalbiniz o kalp atışlarına bağlanıyor. Hamilelik sırasında salgılanan hormonlar da süt bezlerinin hacminde bir artışa neden oluyor. Bu gerginlik hissi yaratıyor. Aslında gebelik boyunca göğüs dokusu değişim yaşayacak. Doğumdan sonra ise bu hormonlar normale dönüyor ve göğüslerinizin hacminde tabii ki bir azalma söz konusu olacak ama doğum sonra ilk haftalarda prolaktin hormonu, yani süt hormonu arttığı için hacim artışı birkaç hafta yaşayacaksınız. Ondan sonra da süt verimi devam edecek. Göğüslerdeki bu hacim değişiklikleri göğsün dokusunu zayıflatır, esnekliğini kaybetmesine ve gevşemesine yol açar. Bu nedenle de göğüs derinizin gevşemesine engel olmak için hamileliğin başlangıcından emzirme döneminin sonuna dek göğüs bakımınıza özen göstermelisiniz. Masajlar yapmalısınız, hassasiyet ve kaşıntı duyduğunuz zaman bolca kremler sürmelisiniz. Destekleyici sütyenler rahatsızlığı azaltır. Ancak bunlar emzirme sütyenler sütyeni olabilir. Yani hamilelik sırasında da emzirme sütyeni giymenin faydası var. Çünkü bu sütyenler hem askılarıyla hem yan ve etrafını göğüs dokusunun destekleyen özel sütyenlerdir. Kesinlikle balenli sütyen kullanılmamalıdır. Hamilelik sırasında yemek borunuzu mide ile birleştiren bir kapakçık var. Normalde işte yemeğimizi yiyip yuttuğumuzda açılıyor bu kapak. Fakat hamilelikte dokular yumuşuyor. Vücudunuzdaki bütün dokular, bütün iskelet sistemini tutan bağlar, kaslar, bu yumuşama sebebiyle de bu kapakçık tam böyle kapanamıyor, yukarı doğru da hareket ediyor ve mide sıvınızın yukarı doğru çıkması sonucu yangı şikayetleri hissedebilirsiniz hamileliğinizin. Bazen ilk aylarında oluyor bu yanma şikayetleri. Bazen de hamileliğin 32. hafta. Çünkü 32. hafta bebeğin tam rahimle birlikte bebeğiniz büyüyor ve tam diyaframın altına yerleşiyor. O esnada tabii diyaframın hareketi de azalıyor. Diyaframın mobilizasyonu tamamen durabiliyor. Bu biraz nefes alma zorlukları yaşamanıza sebep oluyor. Yanı sıra mideyi de yukarı ittiği için bu esnada da yemek borusunda mide sıvısının hareketi yangı şikayetine, hatta bazen bulantılara da sebep olur. Hamilelik
ebeveynliğin ilk haftalarında çok yemek yediğinizde ve akşam saatlerinde bu yemek borusuna yükselen mide sıvısının hareketi buradaki dokunun ödemleşmesine de yol açtığından besinlerin sanki boğazınıza takılmış gibi hissedilmesine neden olur. Ben kurslardaki anne adaylarını yani hep şikayet ediyorlar. Diyorlar ki işte böyle bir yanma var, hazımsızlık var. O yüzden yediklerine dikkat etmelerini söylüyorum. Mesela mide bulantıları da gebelik sırasında olabiliyor. İşte bu özellikle başlangıçta ilk 3 aylık dönemde çok sık rastlanıyor. Bazen kusmayla birlikte görülüyor. Anne olacak kadınların %50'sinde bulantılar olabiliyor. Genelde 3. haftadan itibaren yani 3 veya 5 haftalardan itibaren bu başlıyor. 4. aydan sonra nadir olarak devam eder ama 4. ayda 4 ayda genelde bitmiş olur. Çoğu kez de o ilk aylardaki bulantılar sabahları yaşanır. Çünkü mide boştur ve yataktan kalkınca da vücudun duruşu değişir. Eğer arkasından kusma geliyor ise bulantı o zaman ve kusma safralı hale gelir. Yemeklerden sonraki kusmalar genelde sindirilmemiş yemeklerin dışarı atılmasıdır. Bu hafif bulantı ve kusmalara engel olmak için hamileliğinizin ilk 3 ayında eğer mümkün olursa kahvaltınızı yatakta yapın. Sonra kalkmadan böyle bir 15 dakika yatakta uzanmış olarak kalın. Kendinize böyle bir lüks yapın. Hoş olabilir yatakta kahvaltı yapmak. Yemekler arasında ama bu günde hani 1 veya 2 en fazla geçmeyecek şekilde maden suyu içebilirsiniz. İçindeki karbonik asit midenizi rahatlatır. Ve gün boyunca iki büyük öğün yerine böyle azar azar birkaç öğün yemeği tercih edin. Böylece mideniz hiç boş kalmaz. Eğer yapabilirseniz her yemekten sonra da biraz uzanın. Yağ, hele de kızarmış yağ ve tereyağını mümkün olduğu kadar da az yemeye çalışın. Şekerli maddelerin ölçüsünü biraz arttırın. Bu belki sizin şişmanlamanıza sebep olacak ama mide bulantısına iyi geliyor. Ekmek, makarna, pasta, patates, pirinç, meyve gibi. Buna rağmen hala kusuyor iseniz ve kusmanız giderek de çoğalıyor ise mutlaka doktorunuza danışın. Kesinlikle kusma için hiçbir zaman doktorunuza sormadan bir ilaç kullanmayın. İşte midenizin ekşimeleri de yine dediğim gibi bu ilk 3 aylık dönemde olabiliyor. Son 3 aylık döneme girildin yani 32. haftada en çok bu şikayetler artar ve bazen doğuma kadar da sürebiliyor. Buna alınan fazla besin sebep oluyor. Onun için zaten o haftalarda çok fazla da yiyemiyor anne adayları. Neler yapmalısınız rahatsızlığınızı gidermek için? Fazla yemek yemeyin veya bir süre daha az kalorili besin alın. Mesela ızgara yemekler, tereyağı veya zeytinyağı ile karıştırılmış sebzeler, hafifçe böyle çiğ gibi yani hafif haşlayarak yiyebilirsiniz. Asitli, sindirilmesi zor, fazla yağlı olan salçalı besinlerden sakının. Bütün sindirim bozukluklarında tavsiye edildiği gibi azar azar birkaç öğün yiyin. Mide bozuklukları yemeklerden sonra bir ağırlık veya mide şişkinliği de yapıyor. Mide ve bağırsaklar havayla dolmuş gibi geliyor ve gaz çıkarmaya ve geğirmeye de yol açabiliyor. Bu durumda hafif birkaç öğün yemek yiyin. Mümkünse yemeklerden sonra da uzanın. İşte lahana, kuru fasulye, soğan gibi gaz yapan besinlerden kaçının. En çok da bağırsakların düzenli bir şekilde boşaltılmasına dikkat edin. Her gün yani tuvalete oturun, büyük abdestinizi yapmak istiyormuş gibi oturun. Bu önemlidir ve bağırsaklarınız bir süre sonra oturduğunuz zaman faaliyet gösterecektir. Yani alışkanlık haline getirin belirli saatlerde tuvalete oturmayı. Çünkü kabızlık da olabiliyor hamilelerde. Kabızlık en çok şikayet ettikleri rahatsızlıklardan biri. Hatta daha önce hiç kabızlık çekmeyen kadınlarda dahi olabiliyor. Sebebi de rahminizin büyüyerek bağırsakların normal çalışmasına engel olması. Bağırsakların zaten peristaltik hareketleri yavaşladı. O yüzden de bağırsak içinde dışkı yavaş yavaş ilerliyor ve bütün suyu çekiliyor ve sertleşiyor. Diğer yandan kabızlık sık sık tekrarlanan kusmalar sonucu yeteri kadar besin alamamaktan da olur. Halbuki her gün bağırsakların düzenli bir şekilde boşalması bilhassa hamileliğin sonuna doğru da çok önemlidir. Kabızlığa engel olmak için neler yapabilirsiniz? Açık havada
havada yürüyüşler yapın. Mesela her gün yarım saatlik bir yürüyüş bağırsaklarınızın normal çalışmasını sağlar. Serinlik veren rahatlatıcı besinler alın. Özellikle sebze yiyin. Yaş sebze, meyve, mesela üzüm, erik, incir. Eğer o mevsimde yoksa kurularını da tüketebilirsiniz. Kuru üzüm, kuru erik, kuru incir gibi. Tabii bunların miktarını abartmamak gerekiyor. Çünkü bu defa kan şekeriniz yükselebilir ve hatta çok kilo alabilirsiniz. Yağlı maddelerden taze tereyağı ve nebati yağları tercih edin. Şeker yerine de bal kullanmayı tercih edin. Biraz önce de söylediğim gibi ihtiyaç hissetmeseniz bile düzenli olarak tuvalete gidip oturun. Doktorunuz eğer tüm bu önlemlere rağmen hala kabızlık devam ediyorsa doktorunuzla konuşun. Sakın herhangi bir ilaç almayın. Tehlikeli olabilir. Doktorunuzun önereceği belki bir ilacı kullanabilirsiniz. Bazen kabızlığın yerini ishal alır. Bu durum karşısında da önsezlerinize göre ilaç almayın tabii ki. Ne ishal ne de kabızlık ihmal edilmemeli. Bunlar bağırsak hastalıklarının belirtisi de olabilir. Hamile kadınlarda tedavisi önemli olan idrar kolibasiline de sebep olabiliyor. Bir de hamilelik sırasında aşırı tükürük salgısı olabiliyor. Hatta bulantısı olan gebelerde çoğunlukla aşırı tükürük salgısı olur. Benim kursuma devam eden böyle bir anne adayı vardı ve dersin sonuna kadar leblebi yerdi. Çünkü o leblebi ağzındaki tükürük fazlasını alıyormuş. Hatta biliyor musunuz bazen günde 1-2 litreyi de bulabiliyor. Fazla tükürük salgısı sık sık yutkunmaya da sebep olur. Bu da önemli ölçüde hava yutmasına neden olur anne adayının. Maalesef çok sık olmasa da rastlanan durumlardan biri. Çünkü sabırla geçirmeniz gerekiyor bu süreci. Herhangi bir ilaç yoktur tükürük salgısının aşırı artmasına karşı. Bir de idrarla ilgili sıkıntılar yaşanıyor. İdrar yapma zorluğu. Bazen tuvalete gidiyorsunuz 2-3 damla idrar çıkıyor. Çünkü mesanenin üzerine zaman zaman bebeğin yapmış olduğu, rahminizin yapmış olduğu baskı oluyor ve bu hamilelikte çok sık rastlanan bir durum. Hamileliğin başında rahim büyürken ve sonunda da rahmin bebekle birlikte yapmış olduğu baskı sebebiyle küçük idrar torbası biliyorsunuz ve o yüzden de tam boşalamaz. Rahim karın boşluğuna doğru çıktığında büyürken basınç azalır. Hamileliğin sonuna doğru bu defa da iyice aşağı inerken bebeğin başı ilk aylarda rahim büyüdüğünde ve karın boşluğuna çıktığı zaman bu basınç azalır. Ama hamileliğin son haftalarında bebeğin aşağı inmesi sonucu ve bebeğin başı basınç yapar. Sıkışan idrar torbası sık sık boşaltılmak ister. Böyle mekanik bir nedenle idrar söktürücü ilaçlar almak tabii ki son derece sakıncalıdır. Gece fazla rahatsız olmamak için akşamları fazla su içmekten kaçınabilirsiniz. Doğuma yakın haftalarda bazen idrar tutamama hali de görülebilir. Bu da anne adaylarını endişelendiriyor. Fakat merak etmeyin, pelvis kasları, pelvik taban kasları, yani böyle bir hamak gibidir taban kaslarımız. Bunlar tabii yumuşuyor doğum için, doğuma hazırlanıyor ve bu doğumdan sonra da kaybolacak. Sizler için önereceğimiz çok özel işte pelvik egzersizler var. Bunları yapmayı sürdürmelisiniz. Bazen idrarınızda yangı da hissedebilirsiniz. Eğer ateşiniz yükselmiş, titreme ve bel kısmınızda ağrılar hissederseniz bu böbreklerle ilgili bir piyelonefrit dediğimiz kolibasilinin yol açtığı böbrek hastalığından da meydana gelebiliyor. Bu yanma idrar yollarındaki bir iltihabın işaretidir. İdrarınızı toplayın, bulanık veya iltihaplı oluşunu tespitte faydasını görebilirsiniz. Ve tabii hemen doktorunuzla konuşun, tahlil ister. Bu rahatsızlık tehlikeli değildir ama ihmal etmeyin. Bazen ağrılı olup doğumun bile zamansız olmasına sebep olabiliyor. Dokular yumuşayabilmek için su tutar demiştik ve bu duruma neden olan şey de yine hamilelik değişikliklerini düzenleyen hormonlar. Neydi bu hormonlar? Östrojen ve progesteron. Kendinizi ödemli de hissedebilirsiniz. Çünkü dokular su tutuyor. Bunu engellemek için tuz tüketmeyin. Zaten hormonlar su tutulmasına sebep oluyor. Bir de ekstra tuz
tükettiğinizde biliyorsunuz tuz da suyu tutma özelliği vardır. Fazla tuz tükettiğinizde hissettiğiniz ödem daha da artarak sıkıntılar yaşamanıza neden olur. Vücudumuzu dıştan örten derimiz gibi içimizi kaplayan kaygan kırmızı dokuya mikoza deniyor. Ödem mikozada da mevcuttur. Mesela burnunuz tıkalıymış gibi nefes almakta zorluk çekebilirsiniz. Gece uykunuzdan ağız kuruluğu ile kalkıyorsanız yanınızda içmek için mutlaka su bulundurmalı. Burnunuzdaki tıkanıklığı rahatlatmak için de zaman zaman tuzlu su ile burnunuzu temizlemelisiniz. Eğer eviniz kış aylarında kaloriferler yandığı için çok sıcak ise yatmış olduğunuz odanın kaloriferlerini kapatma imkanınız varsa kapatın. Ve mutlaka kaloriferlerin dilimlerine ıslak bir havlu veya bir kap içinde su koyarak havanın nemini sağlayın. Bu sizin şikayetlerinizi azaltacaktır. Ayrıca damarsal değişim hamilelikte damarların genişlemesi, kılcal damarların da genişlemesine sebep oluyor. Eğer odanızın havası çok kuru olursa bu defa burun kanamaları da olabilir. Çünkü burun mikozanızdaki kılcal damarlar çatlayarak kanama yapabilir. Onun için çok sıcak ödeminizi de arttırır. Mümkünse serin bir odada yatmayı tercih edebilirsiniz. Hamilelikte baş dönmesi ve çarpıntılar da olabiliyor. Özellikle hamileliğin başında veya hamilelik sırasında sıkça görülür. Anne olacak bir hamile kadınlarda bazı rahatsızlıklar meydana gelebiliyor. Çünkü kardiyovasküler sistemi etkiliyor bebek. Birkaç dakika süren baş dönmesi, nadiren de hafif böyle bir bayılma hali yaşanabilir. Kendinizi iyi hissetmediğiniz an, eğer imkanınız varsa uzanıp ayaklarınızı başınızdan daha yüksek bir yerde kalacak şekilde yukarı kaldırın. Bazen de kan değerlerinizin, mesela hemoglobininizi mutlaka doktorunuz kontrol edecek, hemoglobin düşüklüğü de meydana gelebilir. Bu rahatsızlıklar hamilelikte sık görülen, hamilelikte fizyolojik anemi diyoruz. Kan damarlarının genişlemesi kanınızın. Bu rahatsızlıklar hamilelikte çok görülen anemiden, buna fizyolojik anemi diyoruz. Çünkü hamilelik sırasında damar yatağınız genişliyor. Ve damar yatağınızı doldurmak üzere kanınız çoğalıyor. Kanınızın çoğalması ise kanın sulanmasıyla, yani kanınızdaki bu rahatsızlıklar hamilelikte çok görülen fizyolojik anemi dediğimiz durumdan, bu rahatsızlıklar hamilelikte sık rastlanan fizyolojik anemi dediğimiz durumdan ötürü de ortaya çıkabilir. Çünkü hamilelikte damar yatağınız genişliyor. Ve genişleyen damar yatağını doldurmak üzere damarlar genişlediğinde damar duvarları inceliyor. Bunun avantajı hem plasentaya aktarım kolay oluyor hem de kendi dokularınıza oksijen aktarımı kolay oluyor. Fakat tabii genişleyen damar yatağınızı doldurmak üzere de kanınızın artması gerekiyor. Kanınızın artması hamilelikte kanın sulanmasıyla olur. Kanın sulanması kanın akışkanlığını kolaylaştırır. Ancak kandaki elementleri, işte hemoglobinin seyrelmesi gibi ve bu da anemi, fizyolojik bir anemi, yani olabilen bir durum. Bunu kompanse etmek için de doktor zaten her 3 aylık dönemde kan değerlerinizi görmek ister ve bazen işte beslenmenizde demirden zengin yiyecekler tüketmenizi söyler veya da demir içeren bir ilaç kullanmanızı öngörebilir. Bazı kadınlarda baş ağrıları da olabiliyor. Genellikle bu merak edilecek bir durum değildir. Fakat çok şiddetli ve sürekli olursa mutlaka doktorunuza haber vermeniz lazım. Belki doktorunuz sizin rahatlamanızı sağlayacak bir ilaç önerebilir ama asla doktora danışmadan herhangi bir ilaç kullanmayınız. Hamilelikte ağız ve diş sağlığını da ihmal etmemek lazım. Dişlerinizi fırçalarken diş etleriniz biraz kanayabilir. Çünkü hem dedik ya, mikozada, yani iç derimizde ödem oluştu, kılcal damarlar genişledi. Bu sebeple diş etlerinde bir miktar kanama olabilir. Ama çok kanıyor ise mutlaka diş doktorunuzu görmelisiniz. Dişlerinizi fırçalamayı ihmal etmeyin. Diş etlerinin şiş ve kanamaya meyilli olması ve tükürük salgısındaki artış, mikozadaki pH değişikliği sebebiyle dişlerinizdeki zayıf noktalar çürük yapabilir. Bir de fırçalanmazsa çürüme hızlanır. Dişler üzerindeki bakteri planı temizlemek için günde 3 kere mutlaka dişlerinizi fırçalamalısınız. Hatta diş aralıkları için diş ipi kullanmalısınız ve ara öğünlerde de mutlaka ağzınızı çalkalamalısınız. Hamilelikte diş doktoruna gitmek önemli. Bazen çünkü diş taşları da olabiliyor. Bunların temizlenmemesi yine bir takım bakterilerin üremesine sebep olur.
Midesi bulanan kadınlar ağızlarına diş fırçası soktuklarında mideleri bulanabiliyor ve iyi fırçalama yapamıyorlar, iyi temizlenemiyor. Dişlerdeki kalsiyumun seviyesi stabildir. Yani dişlerden kalsiyum çekilmez. Onun için hani halk arasında yanlış bir inanış vardır. Dişlerden hamilelikte halk arasında yanlış bir inanış vardır. Her hamilelik bir diş götürür diye. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Eğer ağız bakımına dikkat eder, diş hekiminize, hiç değilse gebelikte bir kez ihtiyaç olursa tabii tedavi gerektiren diş varsa bunları doktorlar erteleyebiliyorlar, ertelenebiliyor ise ama mutlaka yapılması gereken bir tedavi varsa hamilelik sırasında da yapılabilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Rahminiz büyürken kasıklarınızdan geçen damarlar üzerine de baskı olur. Kanın bacaklardan yukarı doğru pompalanması zorlaşır. Genişleyen damarlardaki kan damar duvarlarına basınç yaparak bazı noktalarda damarı genişletir. Özellikle diz arkasında. Ve kan o noktalarda göllenme yapar. İşte bunlara da varisler diyoruz. Ve bu varisler hem görüntü itibariyle anne adayının canını sıkar hem de rahatsızlık da verir ve ağrıya da sebep olur. Kış aylarında ben kurslarımda anne adaylarına böyle hafifçe basınç yapan hamileler için özel çoraplar var. Hem kasıklardaki o baskıyı azaltan, beli destekleyen hamile çorapları kullanmalarını öneriyorum. Nasıl olsa bir çorap giyiliyor. Bir de tabii uzun süre ve aynı noktada ayakta durmayın ve mümkün olduğunca ayaklarınızı yüksekte tutarak oturun. Mesela televizyon seyrederken ayaklarınızı bir pufun üzerine bir yastıkla koyup kalp seviyenize kadar yükselterek oturun. Akşam saatlerinde bacaklarınızı kaldırıp duvara dayayarak dinlenebilirsiniz. Çalışıyor iseniz masanızın altına bir küçük tabure koyup veya işte kitapları üst üste koyup veya bir kutu koyup zaman zaman masanızın altında ayaklarınızı o koymuş olduğunuz yüksekliğin üzerine uzatabilirsiniz. Bu da iyi gelecektir. Genellikle varislerin diz arkasındaki bölümlerde görüldüğünü söylemiştik ama bacak ve kalçalarda hatta bazen vajinada da görülebiliyor. Varisler daha çok geceleri kramplara, kaşıntılara, bir ağırlık hissine hatta tansiyona ve bazen ödemlere sebep oluyor. Ve anne adayı rahatsız olur, çabuk yorulur, görünüşü ve inceliği bozulur. Tavsiyelerde bulunmadan önce şundan emin olun. Birçok varis hamilelikten sonra kısmen geçer veya bütünüyle kaybolur. Devam eden varisler genellikle hamilelikten önce de var olanlardır. Ani ısı değişikliği de sakıncalı olabiliyor. Hamilelikte masaj faydalıdır ama çok kuvvetli masaj, hele de varisleriniz varsa asla yaptırmayın. Kuvvetli duşlar yine sakıncalıdır. Uykusuzluk ve genellikle yorgunluk. Hatta varisleriniz için yatağınızda ayaklarınızın altına, yatağın ayak ucu tarafına, şiltenin altına bir yastık koyarak ya da karyolanın ayak uçlarına 10-15 santimlik tokozlar yerleştirmek suretiyle hafifçe kaldırarak bunu sağlayabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar kısa, yorucu olmayacak kadar hızlı küçük yürüyüşler yapmak da iyi geliyor. Buz gibi olmayan ama soğuk suyla akşam bacaklarınızı ıslatın. Fakat devamlı duşun altına sokmayın. Yazın deniz banyoları faydalıdır ama güneş tabii ki sakıncalı. Ve karaciğeri yormayan bir rejim takip edin ve tuzu azaltın. Basit temizlik kurallarını ihmal etmeyin. Uykusuzluk hamileliğin başında büyük bir uyku ihtiyacı söz konusuydu, bunu konuşmuştuk. Sonuna doğru da uykusuzluk çekilir. Bu iki nedenle olabilir. Bebeğinizin daha çok hissedilen hareketleri, krampların meydana gelmesi, böbrek ve sırttaki ağrılar. Uyuyamıyorsanız doktorunuza sormadan hiçbir ilaç almayın. Fakat özellikle uykusuzluk konusunda önemli tekrarlıyoruz ki uykusuzluğu çok iyi tedavi eden basit birkaç önerim olabilir size. Akşamları hafif yemek yiyin, kahve, çay gibi uyarıcı şeyler içmeyin. Yemeklerden sonra küçük bir gezinti yapmanızı tavsiye ederim. Gece yatmadan önce bir bardak içine küçük bir miktar bal da koyabilirsiniz. Süt, ıhlamur içmek veya bir elma yemek işe yarayabiliyor. Eğer bütün bu usullerden hiçbiri uykunuzu getirmezse doktorunuzdan yardım isteyebilirsiniz. Uykusuzluk yaklaşan doğumun verdiği bazen endişelerden de meydana gelebiliyor. Ve akıntılar, hamilelikte çoğu zaman akıntı görülebiliyor. Doktorunuza bunu söyleyin eğer sizi rahatsız edecek ölçüdeyse. Bazen kaşıntılı akıntılar olabilir.
Bu durumda doktor eğer akıntının bir tahlilini isterse, işte bir mantar olabilir veya işte başka bir sebeple olabilir. O zaman gereken ilaçları da doktorunuz verecektir. Ama doğuma yakın günlerde de akıntıda artış hissedilebiliyor. Eğer akıntıda koku hissederseniz bunu mutlaka doktorunuza bildirmelisiniz. Zaten muayenelerde de doktorlar akıntın var mı, kokusu var mı gibi sorular da size yönlendirirler. Çünkü kokulu olması ya iltihabi bir durum söz konusu veya da amniyotik sıvı sızıntısı olabilir. Bunu mutlaka doktorun değerlendirmesi gerekir. Vücudunuzun yükünü taşıyan ayaklarınız olduğu için doğru ayakkabı seçmeniz de önemli. Topuklu ayakkabılar kadar düz ayakkabılar da ayaklarınız için sağlıklı değildir. 2 santim kadar geniş topuğu olan ayakkabılar rahat etmenizi sağlar. Ayak ve ayak bileklerindeki şişmeler özellikle sıcak havalarda daha da artıyor. Uzun süre ayaklarınızı yere sarkıtarak oturmayın. Biraz önce varis probleminde de konuştuğumuz gibi eğer masa başında çalışıyorsanız masanın altına küçük bir tabure koyup zaman zaman bacaklarınızı işte bu tabureye uzatarak oturursanız ödemin ayak bileklerinizde ve bacaklarınızda daha azaldığını görürsünüz. Akşamları küçük sert olmamak kaydıyla masaj, ayakları çevirmek bileklerden. Bu ayak çevirme hareketini sık sık yapmalısınız gün içinde de. Çünkü sadece bileğiniz için yapıyor gibi gelecek size ama yapmış olduğunuz bu ayak bileğini çevirme hareketi tüm bacaklarınızdaki kasların çalışmasını sağlar. Çok güzel bir egzersizdir. Eğer kramplar yaşıyor iseniz ve sizi çok rahatsız ediyor ise yine akşamları ayaklarınızı kendinize doğru çekerek, bacaklarınızı uzatıp ayaklarınızı kendinize doğru çekerek bacaklarınızın arkasını esnetme egzersizlerini düzenli olarak yapmayı ihmal etmeyin. Ama tüm bunlara rağmen nefes egzersizleri çok faydalıdır. Buna rağmen hala geceleri kramp yaşıyor, acı çekiyor iseniz mutlaka doktorunuza danışın. Belki size ilave bir vitamin tavsiye edebilir. Hamilelikte bir de cilt gerginliği yaşanıyor. Cilt gerginliği kaşıntıya da neden oluyor. Kaşınan bölgeleri cildinizi rahatlatacak badem yağı, susam yağı, buğday veya zeytinyağı sürebilirsiniz. Cildinizde çatlak oluşmasını önleyecek kremlerin de kaşıntı hissedildiği zamanlarda kullanılması önerilmektedir. Hamilelik sırasında oluşan çatlaklar anne adaylarının korkulu rüyasıdır. Hamilelik sırasında hormonların etkisinde kalan ve gerilen dokularda cildin yapısını ve esnekliğini sağlayan kolajen ve elastin lifleri iyice gerilir ve bunlar kopar. Bu nedenle de daha ince ve düzensiz yapıdaki yeni liflerin oluşumu ile telafi edilebilirler. Aynı zamanda bu liflerin üzerindeki deri de daha incedir. Sonuç olarak ciltte bir yara izi niteliğinde gözle görülür izler ortaya çıkar. Kaçınılmaz olarak hormonal faktörler nedeniyle ortaya çıkan vücut ağırlığındaki artış nedeniyle cildin sıklığındaki değişim yani mekanik faktörler de etkilidir. Ancak asıl sorunlu hormonal değişimdir. Bununla birlikte kadının hamilelik öncesindeki kilosu, kolajen kalitesi ve genetik faktörler ayrıca bu çatlak oluşumunda rol oynamaktadır. Hamilelik sırasında ciltte bazı noktalarda pigmentler yoğun hale gelir ve buralar bir miktar koyulaşır ve leke gibi görünür. Ciltte oluşan bu lekeleri önlemek için özellikle yüzünüzü güneş ışınlarından mutlaka korumalısınız. Yeterli koruma önlemi almadığınızda güneş bu lekeleri kalıcı hale getirebilmektedir. Çok güneşli günlerde şapka ve organik veya mineral filtreli güneş koruyucu kremler kullanarak sokağa çıkınız. Hatta buna alışkanlık haline getirmelisiniz. Hamilelik sırasında evde yani sabah uyandığınızda yüzünüzü yıkadıktan sonra nasıl işte yüzünüze nemlendiricinizi sürüyorsunuz. Üzerine de güneş koruyucunuzu sürmeli ve gün içinde de tekrarlamalısınız. Yani 2-3 saatte bir çünkü dışarı çıkıyor geliyorsunuz. Güneş ışınlarının çok kuvvetli olduğu mevsimlerde mutlaka güneş koruyucuyu kullanmaya özen göstermeniz gerekiyor. Hamile kadınlarda bir de hemoroid oluşuyor. Bu
hemoroid halk arasında basur diye geçer. Makatta genişleyen damarlar, ıkınma ve kabızlık durumlarında bu genişleyen damarlar ızdırap verir. Her şeyden önce kabızlığı tedavi etmek gerekir hemoroidi azaltmak için. Lokal olarak ılık ve soğuk kompresler tatbik edilebilir. Kanama halinde mutlaka doktora başvurmak gerekir. Çünkü size bir ilaç önerebilir doktorunuz. Evet sevgili Baby Joy radyo dinleyicileri, sohbetimiz burada sona eriyor. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça ve sağlıkla kalınız.